Sadece PKK'ya mı yardım yataklık yaptı? Hayır, IŞİD'e de yardım ve yataklık yaptılar. Bakın değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi buradadır ve biz de o çatının altındayız. IŞİD terör örgütüyle ilgili araştırma önergesi verdik. Araştıralım bunu dedik. Türkiye'de bunun kolu kanadı nerededir diye soralım dedik. Kimin oylarıyla reddedildi? Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili oylarıyla reddedildi. Gazeteciler bana sordular. AKP niye reddetti bu önergeyi? Dedim ki IŞİD'le ideolojik akrabalıkları var. O nedenle reddetti. Aynen söyleyeyim. İdeolojik akrabalıkları var. Binali Bey'e sordum. Dedim ki Musul konsolosluğu basılıp 49 vatandaşımız rehin alındığında siz neden IŞİD'e terör örgütüdür diyemediniz? Hala sorunun cevabını almış değiliz. Hala almış değiliz. Hangi milletvekiliniz, AKP milletvekili, PKK ve IŞİD terör örgütü değildir dedim. Bunu da sordum. IŞİD iyi ki varsın, Allah kurşununu azaltmasın. Bu da bir AKP'liye ait bir sözdür. 70 ilden IŞİD'e militan katıldı. Türkiye sorumlusu kim diye sordum. Elini kolunu sallayarak geziyor Türkiye sorumlusu. Dün Sayın Erdoğan diyor ki, IŞİD denilen örgüt hiçbir sebep olmadığı halde sürekli ülkemizde eylem arayışı içinde. Allah aşkına cümleye bakar mısınız? Yani şunu söylemek istiyor. Ey IŞİD, ne istediysen verdik kardeşim. Niye gelip burada terör eylemi yapıyorsun? Bu onun itirafıdır. Silah dedim verdik. Adamın yaralandı Suriye'de getirdik. Türkiye'de tedavi ettik. Tedavi ettikten sonra eline silahı verdik. Tekrar gönderdik. Bomba istedim bomba verdik. Ya ortada bir sebep yok. Sen niye Türkiye'de eylem yapıyorsun? Kim söylüyor? Bu ülkenin cumhurbaşkanı söylüyor değerli arkadaşlar. Sebepsiz yere. Ya terör örgütünün eylemine sebep aranır mı? Kendi elleriyle kendi kabahatlerini bize gösteriyorlar. El-Nusra'ya ne yaptılar? Putin dedi ki El-Nusra çekilsin. Kimi arıyor? Erdoğan'ı arıyor. El-Nusra ne? Dünyanın kabul ettiği terör örgütü. Evet diyor, talimat verdik oradan çıkacaklar diyor. Yani silah da gönderdik. Bizim emrimizde zaten o terör örgütü demek istiyor. FETÖ'ye dediler ne istedin de vermedik. Her şeyi verdik sana tıpkı IŞİD'e der gibi. Ne istediysen sana verdik arkadaşlar ya. Düşünün, taşeron işçisi kadro istedi, kadro vermediler. Onlar üniversite istedi, 17 üniversiteyi birden verdiler. Emekli 2 maaş istedi, vermediler. Gülen örgütüne dünyanın arsalarını, dünyanın paralarını aktardılar. İstanbul'da hangi arazileri, arsaları verdiler? Ankara'yı parsel parsel tahsis ettiler bunlara. Şimdi ben namuslu bir savcı alıyorum, yürekli bir savcı alıyorum. Ankara'da arıyorum, Ankara'da. Bu Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin parsel parsel cemaate verdiği arsalar nerede? Dün gazetelerde bir haber. Havuz medyası atmış manşetleri. İzmir Büyükşehir'de FETÖ operasyonu. Olay şu. Bütün belediyelere giden bir yazı İzmir Büyükşehir'e de gelmiş. Baylo kullanan 24 kişi var. Bunlarla ilgili soruşturma yapın. Olay bu. Ya kardeşim, operasyon yapacaksanız bak İstanbul orada duruyor. Ankara orada duruyor. Yerini, arsasını söyleyelim. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni hazmedemiyorlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kredi notu, uluslararası kredi notu Türkiye Cumhuriyeti'nin kredi notundan daha yüksek. Peki bunlar FETÖ'yü bilmiyorlar mıydı? En baştan beri biliyorlardı. En baştan beri biliyorlardı. Bakın değerli arkadaşlar, ne zaman uyandılar? Ayakkabı kutularında paralar çıkınca. Bakanların çocuklarının yatak odalarında boy boy para kasaları çıkınca. 700 milyar dolarlık, milyar liralık saat çıkınca. Ondan sonra dediler ki bu terör örgütüdür. Yoksa içtikleri su ayrı gitmiyordu.